Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı kitabımızın 8. ve son bölümünde konumuz Türkiye'nin toplumsal yapısı, özellikler, sorunlar. Bu programda Türkiye'de çalışma hayatı ve toplumsal alan ile ilgili özellikleri ve sorunları ele alacağız. Türkiye'de toplumsal yapının önemli bir boyutunu çalışma hayatı ve çalışma ilişkileri oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışma hayatının temel boyutlarının bilinmesi Türkiye'deki toplumsal yapıyı ve bu yapıya dair sorunları anlamada oldukça önemlidir. Öncelikle iş gücüne katılım kavramını ele alalım. İş gücüne katılım oranı çalışan, işsiz ve iş arayan nüfusun çalışabilir durumdaki nüfusa oranıdır. Başka bir deyişle 15 ile 64 yaş aralığında olup çalışan veya iş arayan kişilerin bu yaş grubundaki tüm nüfusa oranıdır. Türkiye'de iş gücüne katılma oranı yaklaşık olarak %54'tür. Erkeklerin iş gücüne katılma oranı yaklaşık %72 iken bu oran kadınlarda yaklaşık %35'tir. Yani Türkiye'de çalışma çağında olup çalışabilecek durumdaki 3 kadından ikisi iş gücü piyasasının tamamen dışındadır. Bu durum çalışma hayatının temel sorunlarından biridir. Nedenleri farklılık gösterse de Türkiye'de işsizlik her dönem önemli toplumsal sorunlardan biri olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında iş gücü tarıma dayalıydı. Sanayi yok denecek kadar azdı. Sanayileşmeye yönelik adımlar atılsa da ciddi bir ilerleme sağlanamadı. 1950'li yılların ilk yarısında başarılı olan liberal ekonomi politikaları sonraları dış borçlanmayla duraksadı ve sanayileşme bu dönemde de istenen düzeye ulaşamadı. 1960'lı yıllarda darbe, 1970'li yıllarda siyasi istikrarsızlıklar çalışma hayatını olumsuz etkileyen başlıca faktörlerdendi. 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren özel sektörün ön plana çıkması ve yeni teknolojilerin kullanıma girmesi çalışma hayatında önemli değişimler meydana getirdi. Bu zamana kadar işsizlik çalışacak kişi sayısının yetersiz olması anlamına gelirken 1980'li yıllardan itibaren nitelikli çalışan bulamama sorununa dönüştü. Teknik beceri gereksiniminin artmasıyla Türkiye'de de 1980'li yıllardan itibaren mavi yakalı çalışanlar arasında işsizlik giderek artmaya başladı. Günümüzde ise temel sorun üniversite ve yüksek okul mezunu sayısındaki artışla beraber genç işsizliğinin artışıdır. Türkiye'de üniversiteleşme oranı son 10 yılda giderek artış göstermiştir. İstihdam olanakları ise aynı oranda artmamaktadır. Bu durum özellikle üniversite mezunları ve genç nüfus arasındaki işsizliği giderek arttırmaktadır. Türkiye'de işsizliğin nedenleri arasında bazı temel faktörler olarak şunlar sayılabilir. Üretime yönelik sektörlerin büyüme hızının düştüğü, kayıt dışı ekonominin yüksek oluşu, eğitim seviyesiyle ihtiyaç duyulan iş gücü vasıf seviyeleri arasındaki farklılıklar, hızlı nüfus artışı, üretimde teknoloji kullanımının iş gücüne ihtiyacı azalması ve üretimin daha az iş gücüyle daha verimli olarak gerçekleştirilebilmesi. Ekonomik yapıya dair bir diğer sorun da kayıt dışılılıktır. Günümüzde Türkiye'de her üç kişiden biri kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Kayıt dışı çalışma herhangi bir sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmayı ifade etmektedir kayıt dışı ekonominin yüksek ve kayıt dışı çalışmanın yaygın olmasının bazı nedenleri ise şunlardır. İşsizliğin yüksek olması, eğitim seviyesinin düşüklüğü ve niteliğinin yetersizliği, yoksulluğun yüksek olması, gelir dağılımı adaletsizliği, sigorta primlerinin yüksek olması, kısa süreli işlerde kayıt dışı işçi çalıştırmanın cazip hale gelmesi, halkın genelinde gündelik işlerde sigorta yaptırma bilincinin olmaması, ucuz iş gücü çalıştırma düşüncesi, denetim eksikliği, çarpık kentleşme ve yüksek iç göç toplumsal alanla ilgili sorunlardan bazıları da engellilere yönelik sorunlardır. Türkiye'de nüfusun yaklaşık onunu engelliler oluşturmaktadır. Devlet, belediyeler ya da sivil toplum örgütleri bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapıyor olsa da kimi sorunlar hala varlığını sürdürmektedir. Engelliler için düzenlenememiş yollar, yaya geçitleri ve bina girişleri engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımı ve hayatın içinde tek başlarına yer almaları önündeki temel sorunlardandır. Yasal düzenlemelere rağmen engelli istihdamında yaşanan yetersizlikler, engellilerin mesleki eğitimi konusundaki sınırlılıklar ve mevcut mesleki kurslara katılım oranlarının düşüklüğü de diğer temel sorunları oluşturur. Türkiye'de çalışma hayatında ve toplumsal alanda dezavantajı olan bir diğer kesim ise kadınlardır. Her 100 kadından yaklaşık 65'i ne çalışmakta ne de herhangi bir iş aramaktadır. Ataerkil aile yapısı ve toplumsal cinsiyet rollerinin de etkisiyle kadınların çalışma hayatında yer alamaması onları hayatın birçok farklı alanında da dezavantajlı hale getirmektedir. Örneğin kadına yönelik şiddet veya çok erken yaşlarda evlilik yapmak gibi bazı sorunlar bugün hala birçok kadını mağdur etmektedir. Toplumsal yapının bir başka temel sorunu eğitimdir. Eğitimde son yıllarda atılan adımlarla büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Okullaşma ve üniversite oranları artmıştır. Nitelikli ve küresel düzeyde eğitim veren kurumların sayısında da artış yaşanmıştır. Ancak eğitimde fırsat eşitliği hala ciddi bir sorundur. Aynı şehir içinde farklı mahallelerde eğitim niteliği, kaynaklar ve sınav başarıları açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle alt gelir grubundan gelen çocukların daha nitelikli eğitim veren kurumlarda eğitim alması çok daha zorlaşmıştır. Üniversite ve meslek yüksek okulu sayısındaki hızlı artış verilen eğitimin niteliğini düşüren bir faktör olabilmektedir. Üniversite mezunu gençlerin oranıyla istihdam olanaklarının artışı arasındaki fark olması da üniversite mezunu işsiz sayısını artırmaktadır. Bu nedenle gençler niteliklerinin ve eğitimlerinin altında işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yoksulluk ise toplumsal yapının diğer sorunlarından biridir. Sosyal devlet anlayışının gerilemesi ve neoliberal politikaların etkisiyle tüm dünyada gelir adaletsizliği ve yoksulluk sorunu artmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en zengin 26 kişisinin serveti en yoksul 3,8 milyar kişinin sahip olduğu servete eşittir. Türkiye'de de en zengin %20'lik kesim ile en fakir %20'lik kesim arasında gelir açısından yaklaşık 8 kat fark bulunmaktadır. Türkiye'nin önemli toplumsal sorunlarından olan yoksulluğun bazı nedenleri ise şunlardır: İşsizlik, ekonomik krizler, siyasal istikrarsızlıklar, hızlı nüfus artışı, düşük eğitim seviyesi, çalışma hayatında yaşanan değişimler, ayrımcılık. Toplumsal yapının önemli boyutlarından biri de teknoloji kullanımı ve üretimidir. Örneğin Cumhuriyet'in ilk yıllarında gazete ve radyonun toplum üzerindeki etkisi oldukça önemliydi. 1960 ve 1970'li yıllar Türkiye'de radyo ve yazılı medya yanında sinemanın gücünün de arttığı yıllardı. 1980'li yıllarda ise televizyon yaygınlaşmaya başladı ve temel eğlence aracına dönüştü. 1990'lı yılların ortalarında hayatımıza girmeye başlayan internet ise günümüzün en en yaygın iletişim teknolojilerinin başında gelmektedir. Türkiye'de hem bireysel hem de iş hayatında son teknoloji ürünler yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak teknoloji üretmek konusunda Türkiye'nin önemli sorunları bulunmaktadır. Türkiye'de devlet son dönemde hem kişilere hem de şirket ve kurumlara girişimcilik konusunda önemli destekler sağlamaktadır. Birçok alanda ARGE süreçlerini desteklemektedir. Ancak ekonomi ve toplum için oldukça önemli olan teknoloji üretimi, kullanımı konusu hala bir sorun olarak sürmektedir. Çarpık kentleşme ve iç göç konusu da uzun yıllardır Türkiye'nin temel sorunlarından birisi olmuştur. Türkiye nüfusunun %34'ü İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşamaktadır. Bu durum hızlı iç göçün bir sonucudur. İç göçün bir diğer sonucu ise çarpık kentleşmedir. Özellikle büyük şehirlerdeki plansız yapılaşma ve yüksek binaların ağırlıkta olduğu düzensiz bir mimari söz konusudur. Türkiye'de çarpık kentleşme ve iç göç çok önemli toplumsal sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlar şöyle sıralanabilir. Acil barınma ihtiyacı sağlıksız yapılaşmayı doğurmaktadır. Gece kondu sorununu çözmek için yapılan toplu konutlar sosyal ilişkileri zedeleyen, insanları yalnızlaştıran bir yaşam biçimi yaratmaktadır. Türkiye'de hızlı kentleşme, kayıt dışı ekonomiyi ve işsizliği artırmaktadır. Çarpık kentleşme, trafik yoğunluğu, ulaşım sorunları, gürültü kirliliği, altyapı sorunları, yüksek kira gibi sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Kentlerde üst gelir ve alt gelir gruplarının arasındaki yaşam alanlarının ayrışmasına neden olmaktadır. Hızlı iç göç ve çarpık kentleşmenin özellikle büyük şehirlerde toplumsal alana yansımaları çok olumsuz bir biçimde görülmektedir. Uzun vadeli bir süreç gerektirse de çarpık kentleşmenin etkilerini azaltacak politikaların adım adım yürürlüğe konması bu nedenle oldukça önemlidir. Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin toplumsal etkileri de ülkemizin güncel sorunlarından bir tanesidir. 1980'li yıllardan itibaren hızlanan küreselleşme süreci ulusal sınırların aşılmasına ve ülkeler arasında farklı sportif, turistik, eğitim ve benzeri nedenlerle birçok insanın dolaşmasına ortam hazırlamıştır. Bu sürecin en önemli sonuçlarından biri göçmenliktir. Yoksulluk, işsizlik, iç savaş gibi sebeplerle her yıl çok sayıda insan farklı ülkelere yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışmaktadır. Göçmenler bulundukları ülkelerde ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda birçok katkılar sunabilir. Ancak kimi durumlarda göçmenler bulundukları ülke için yeni bir sorun alanı oluşturabilir. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan göçmenlerin de toplumsal yapıya etkileri ve bu etkilerin geleceğe dair bazı boyutları şöyle sıralanabilir. Kayıt dışı çalışan sayısının artması sonucunda ücretlerin düşmesi ve işsizliğin artması. Suriyeli göçmenler nedeniyle artan kiralar, işsizlik gibi nedenlerle ya da göçmenlerin karıştığı suç ve şiddet olayları nedeniyle yerli halk ve göçmenler arasında gerilim yaşanması. Yabancılarla evlilik oranlarında artış görünmesi, göçmenlerin bir arada yaşamaya eğilimli olması nedeniyle Suriyeli mahallelerinin ortaya çıkması, Suriyelilerin yemek, müzik, mimari gibi alanlarda gösterdikleri faaliyetlerin kültürel bir zenginlik yaratması, Türkiye'de doğmuş ya da çok küçük yaşta gelmiş Suriyeli çocukların toplumla bütünleşememesi durumunda ileride toplumsal huzuru bozacak çok sayıda olayın yaşanabilmesi ihtimali. Programımızı tamamlamadan önce son olarak Türkiye'de toplumsal alanda artan şiddet sorununu ele alalım istedik. Şiddet tüm dünyada artış gösteren bir sorundur. Türkiye'de de aile içinde, sokakta ya da sosyal medyada şiddet davranışları gündelik hayatın bir parçası haline almıştır. Şiddet olaylarında yaşanan artışın temel nedenleri ise şöyle sıralanabilir: istedik ve gelecek kaygısı, aile yapısındaki bozulmaların psikolojik etkisi, yasaların ve cezaların caydırıcı olmaması ve nitelikli eğitimden yoksun olmak. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin toplumsal yapısı özellikler sorunlar bölümüyle birlikte Türkiye'nin toplumsal yapısı kitabımızın sonuna geldik. Diğer programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.